Kürşat Bey merhabalar. Merhaba, merhabalar. Şimdi izleyenlerimiz için kısa bir not düşeyim hemen. Kürşat Bey bir day trader ve normal şartlarda haftada bir kez bizimle beraber oluyor ama bu hafta ikinci kez kendisini misafir ediyor. Sağ olsun bizi kırmadı. Çünkü bugün hareketli geçti ve siz de bir tweet attınız Kürşat Bey. Onu da ekrana getireyim şimdi görmeyenler için. Shortçulara kapanma fırsatı vermeden sert bir bar almalı demiştiniz. Ben de bunun üzerine bunu değerlendirmenizi rica etmiştim. Sağ olun şimdi buradasınız. Kürşat Bey bu neden böyle bir şeyiniz vardı? Hani bir nasıl diyeyim bakış açınız vardı. Burada yükseliş yönlü ve şununla da bağlayayım. Biz yeni bir aya giriş yaptık. Burada teknik görünümde kapattığımız ayda neler gözüküyor? Şu an göstergelerde ya da o fiyat hareket ortalamalarında neredeyiz? Endeks bazında bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Tabii. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Şimdi şöyle söyleyelim. Dün bir paylaşım yaptım. Yani dün ay kapanışıydı. Aylık olarak baktığımızda şöyle bunu paylaşayım. Çok güçlü bir aylık bir bar aldık. Ve bu aylık bar teknik anlamda da hani endeks üzerindeki baskının devam etmesi ve devam edecek olması açısından hani orta uzun vade için bu aylık bar bence önemliydi. Kötü bir aylık bar aldık. Ve ben de şöyle bir ifadede bulundum İhsan Bey. Dedim ki burada artık yeni bir yani ay açılışından sonra bir dip seviye ve bundan sonra da bir yükseliş ivmesi olması yani Kasım ayının ilk 2 haftası için diyelim böyle bir durum olabilir. Ama sonrasında bu aldığımız aylık barı yukarı yönlü yutan bir yapı içerisine girme ihtimalimiz olabilir mi? Elbette olabilir. Ama diyelim ki son 2 hafta ya da son hafta biz bu barın yükseldikten sonra tekrar boşaldığını görürsek aşağı doğru yani bir fitil kalırsa ondan sonraki ayın daha zor geçme ihtimali olabilir. Ama olur da bu bar kadar bir bar alır ve işte bugün gördüğümüz dip seviyede ayın dibi olursa bu ayın bir tepki ayı olması ihtimali var. Şimdi elimizde 2 tane veri var. Yani bu hareketin tepki olup olmayacağını. Geçen gün şöyle söylemiştim. Bu endekste özellikle şurada çizdiğimiz işte bizim yükselen bir trendimiz var malumunuz. Hani bu düşüş onayı görünümü ve sonrasında da işte MA 100 seviyesine kadar bugün geldiğini gördük endeksin ve buradan çok sert bir tepki aldık. Yani vadeli endeksi Çıkalım. konuşalım. Grafik. 7.709 grafiği hemen Grafik. geçeyim. Şöyle Grafik geldi hocam. yükselen bir trendimiz vardı. İşte buradan bir düşüş onayı almıştık. Ve ardından da 7.200 işte 97 seviyesine kadar geldik. Vadeli endeks de 7.794 seviyesine kadar geldi sanırım. Oradan kapanışı neredeyse 250 puan yukarısında yani son 1 saat hatta 50 dakikalık bölümde 250 puan yukarı çizerek o sert barı alarak kapattı vadeli endeksimiz. Tabii burada yani bugün zor bir gündü ama buradaki yapı itibariyle baktığımızda yani şöyle hani daha düşük periyotlara inersek tabii, şöyle baktığımızda dip seviyelerin işte hani burada mesela ikili dipe oynayanlar da oldu. Şuradan dönenler de oldu. Hani burada da yine şey yaptı. Ama bu bölgedeki, şu bölgedeki alım yapanların hepsini stop edecek bir seviye belirledi bence piyasa. Ve bu seviyeye kadar bastıktan sonra da çok güçlü 3 tane yeşil bar alarak, 3-4 tane 15 dakikalıkta çok güçlü barlar alarak günü tamamladı. Şimdi burada şunu bence çok net bir şekilde konuşmak lazım. Yani burada şu an trend yani uzun vadede elbette yukarı. Yani hani aylık barımız kötü olabilir dediğim gibi hani bunda bence şüphe yok. Hala trend yukarı ama trende yönelik kafamızda soru işareti oluşturabilecek bir aylık bar aldık geçen hafta yani o cebimizde duruyor. Şimdi burada nereden tepki hareketinden çıkarız ve
bu tepki hareketi artık mesela diyelim ki yarın da yeşil, ondan sonra da devam etti endeks falan. Ve bu tepki hareketi nereye kadar sürebilir? Buna bakalım. Şöyle bizim zirve seviyemiz 8562. Bugün gördüğümüz dip seviyede 7297. Yani yaklaşık 1300, 1262, 1265 puanlık bir düşüşten bahsediyoruz. Bu ciddi bir düşüş. Yani ciddi bir geri çekilme. Burada biz yönün tekrardan yukarı diyebilmemiz için ben bunu geçen hafta attığımda tabii ki orada şu barı almıştım. Şu anda yeni bir barımız ve yeni bir dipimiz var. Burası artık 7000, düzeltiyorum, 8082 seviyelerine kadar geldi. Şimdi bu seviyelere kadar olan bir tırmanış, yani güçlü bir akım ve sonrasında devam eden bir akım hala bu düşüşe tepki hareketi olarak takip ederiz. Ama ne zaman ki artık bu düşüşün tamamlandığını ve sonrasında 8000 mesela zamansal olarak da burada bu düşen trendimizin de üstüne çıkmamız lazım. Yani biz buraya mesela Kasım ayının ortası itibariyle çıkacaksak artık bu düşüş anayı almış bu trendin 8200 üstünde artık trendin güçlü bir şekilde ATH üstünde hareketler yapmasını bekleriz. O da zamansal olarak artan bir yapıda. Ama şu an için kritik takip edeceğimiz seviye yukarıda, yani ilk olarak tabii ki 7780 bandı. Burada bir sınav vereceğiz muhtemelen. Ardından belki 7840 bandlarında bir sınav vereceğiz. 7850-7840. Çünkü burası da 21 günlük üstel hareketli ortalama bölgemiz. Buralar çok böyle bam güm geçirecek şeyler olmayabilir. Yani buralarda yine testere piyasası devam edebilir. Sonrasında eğer bu akım güçlü bir şekilde 7840'ı da aldı ve devam ediyor. 7930'ları aldık ve sonrasında da diyelim ki 8100 bantlarına kadar geldik. Şimdi böyle bir durumda artık yükseliş trendimiz evet sağlıklı bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Burada katılımcıyı alıp, yani bu bölgeye diyelim ki geldik. Burada katılımcıyı aldık. Buradan trendi tekrardan aşağı kırmamız işte o kötü senaryo olur. O yüzden orta uzun vade için yapacağımız buradaki yorum çok önemli. Evet, geçen ay kötü bir bar aldık. Bu ay bir tepki yükselişi ve devam gelebilir. Bugün bir dip seviye gördük. Bu dip seviye artık bizim için kritik. Bu dip seviyenin altına sarkma durumunda aşağıda hedefler olarak evet 144 MA yaklaşık olarak 6500 seviyelerinde, ama asıl işte gap'lerimiz burada var. Bu gap'leri almaya doğru yola gitme ihtimalimiz olabilir. O yüzden bugün gördüğümüz dip seviye bence kritik ve önemli bir veri. Buralardan tekrardan işte 7900'lere doğru, belki 7840'lara doğru yaptığı ataktan sonra tekrar buradan yine belki şey de yapmaya çalışabilir. Yani endeks tarafına baktığımda şu anda tabii bunun konjonktürle de çok ilintisi var, ilişkisi. Senaryolar bu şekilde. Şu anda hani açıkçası yani buradaki bu 8500'lerden 7200'lere, 7300'lere kadar olan bu düşüş trendi bitti. Bundan sonra döneriz gibi bir şey çok söylemek kolay değil. Bunları günlük kapanışları, günlük barları aldıkça ve teknik toparlanmanın en azından haftalık olarak da geldiğini gördükçe yapmak çok doğru bir yorum olacaktır. Ha, bizim yapımız vardı biliyorsunuz. Hani Wyckoff yapısında herhangi bir bozulma var mı? Onu belki takip edenler onu soracak olabilirler. Şu anda biz o Wyckoff yapısında bugün de çok kritik bir yerden döndük. Yani biz burada o Wyckoff accumulation diye anlattığımız toparlanma bölgesi seviyesindeki tam olarak dolar bazlı olarak trendimizden tepki aldık. Yani tam 259 dolar seviyeleri. Aslında bozulmadık yani. Orada hala daha devam. Burada bozulmadı. Burada tekrardan
böyle bir akım tekrardan işte hani tırmanan ve sonrasında da tekrardan 316 dolar seviyelerine giden bir akım oluşursa belki küçük düzeltmelerle böyle bir hareket yapabilir. Ardından bu bölgenin kırılması bence asıl rally başlangıç şeyi olur diye düşünüyorum. Tabii bu oluşur mu oluşmaz mı bunu tabii ki haber akışı da daha çok belirleyecek. Özellikle işte gri listeye yönelik dün şeyin Sayın Bakan'ın orada önemli bir girdisi oldu. Batı toplantısının yapıldığını ve işte orada da konuşulduğunu, tek bir husus kaldığını, bunu da meclise getireceklerini söyledi. Sanırım meclise geldiğinde göreceğiz bu hususu ve sonrasında da burası da halledilirse belki şey olacak, adını siz söyleyin, gri listeden çıkmış olacağız. Evet. Bu hikayeler tabii çok güçlü toparlatır değil mi? Yani sizin o bahsettiğiniz kötü senaryoları işlemeden o yeni ATH'lara doğru umarız ilerleriz. Son bir şey sorabilir miyim? Orada tam araya giremedim ama sizin o gap dediğiniz boşluklar, gap diye ifade edilen yerler. Onu da böyle son açıklamak adına. Yani onlar yukarı yönlüydü. Genelde burada ben yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Hani öyle doldurması beklenir diye bir bilgi var. Siz sanırım oraya dikkat çekerek onu söylediniz. Yani oradaki şöyle, ihtimaller nasıl? Onu bir anlatabilir misiniz? Şimdi tabii ki buradaki özellikle gün içinde scalp yapanlar bunu çok iyi bilirler. Gün içinde gepli açılışlarda özellikle işte hem vadeli hem spot 30, ondan sonra hem işte hisse senetlerinde hisseler genelde bir gepe doğru dönme, yani o boşluğu doldurmaya doğru bir dönme hareketi yaparlar ve oraya bir iğne atarlar yukarıda bir açılış yaptıysa ya da aşağıda bir açılış yaptıysa. O boşlukları yani nasıl Fibonacci rakamlarının aslında finansal piyasaları etkisini baktığımızda işte insanların yani bu altın olan nasıl çalışıyorsa bu da aslında teknik anlamda aşağıda bıraktığı boşlukları alma eğilimi hani endekslerde, hisselerde, paritelerde biz görüyoruz. Tabii ki bu %100 olacak anlamında bir şey söylemiyorum. Yani olma ihtimali olabilir. Hani burada dediğim gibi 6350'ye kadar çok gepli açılışlarımız var. Yani 6700'ler bandında var. Hani buralarda var. Yani diyeceksiniz ki endekste hiç gap yok mu? Tabii ki var. 1900 seviyelerinde de gap var. Yani illa bu gapler kapanacak diye bir kaide %100 diye bir şey yok. Ama bu gapler bırakıldığı zaman genel itibariyle hani ihtimaliyet olarak söylüyorum. Evet, gün içinde, ondan sonra haftalıkta, aylıkta böyle durumlarda hisselerde ve endekste, paritede bunları görüyoruz. Ama bu gapler illa kapanacak diye bir şart yok. Yani sonuçta burada haber akışı çok önemli. Yani şu anda böyle piyasa havadan nem kapıyor. Öyle bir piyasamız var. İşte Yemen'le ilgili bir haber geliyor. Endeks hemen vadeli hemen satış tarafa geçiyor. Ondan sonra New York tarafı. Ondan sonra ne bileyim işte İran Dışişleri Bakanı bir şey söylüyor, hemen böyle satışların geldiğini görüyoruz. Yani şu anda hassas ve kırılgan bir yapı, aşağı yönlü de bir akım olduğu için. Yani mesela geçen haftalarda şey konuştuk, hani pozitif bilançoları konuştuk. Yani bilançolar mesela çok iyi bilanço getiriyor. Hisse senedini aşağıda eşleştirip ondan sonra satış geliyor. Yani borsadaki belki 500 şirketin hani 400-450'sinin toplamından daha fazla, daha büyük bir kar getiren şirketler %4-5 yiyor, %10 aşağı geliyor falan gibi, yani normalde yani getirmediği şeyler. Tabii burada şimdi enflasyon muhasebesi hususu da ön plana çıkacak gibi. Burada pozitif etkilenenler olacak, negatif etkilenen hisseler, şirketler olacak. Tabii burada seçici olmak lazım. Ama çok iyi bilançolar, evet, yani Ekim ayındaki bu aşağı trendden dolayı güme gitti. Ama şu an baktığımızda hani bu tepki hareketi ve sonrası devamı gelirse, evet, bence Kasım ayındaki bilançolar inşallah güme gitmez diyelim. Çünkü çok iyi bilançolar geliyor. Özellikle işte bak bugün hani hava yolları bilançosu da mesela beklentinin yani neredeyse %27 üstünde bir kar açıkladı. 52 milyar TL'ye yakın. Yani çok iyi bir bilanço.
Ondan sonra işte Koç Holding bilançosu çok iyi geldi. Ne bileyim bankaların bilançoları iyi geliyor ama fiyatlar trend aşağıyken bilanço bilanço dinlemiyor. Aşağı geliyor. Şu anda da trend hala maalesef aşağı aslında baktığımızda. Evet bugünkü tepki güzel, döndüğümüz yer güzel ama hala bu tepki hareketinin içindeyiz. Eğer olur da işte 7900 işte 8100 aralığı bu bantların üstüne atarsak evet artık biz bir tepkiden çıktık diyebiliriz ama burada bir geri dönüş görürsek yani o yükselen trendimizin tekrar altına sarktığımızı görürsek bu sefer de hani Aralık ayının biraz daha zor geçmesi ihtimali bence cepte diye düşünüyorum ama tabii burada Moody's'in daha doğrusu işte kredi derecelendirme kurumlarının yine şeyleri olacak, Türkiye gözden geçirmeleri olacak. Onlarca dediğim gibi işte Bakan Şimşek burada özellikle gri listeden çıkmamıza yönelik önemli adımlar atıyor. Bunu meclise getireceğini söyledi. Yani o bir hususun. Yani bunların hepsini yan yana koyduğumuzda endekte pozitif haber akışı gelirse bu endeks tarafındaki pozitif haber akışı bir katalizör olup tekrardan biz bu seviyeleri geri almak için yola çıkabiliriz gibi. Ama şu anda hala pozitif ama temkinli pozitif olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bugünkü bar kapanış itibariyle açılışın altında ancak işte yeşil bir bar yani normalde kırmızı bir bar ama hani yeşili kapattığımız gün hisselere baktığımızda birçok hisse toparlayamadı. Yani bazı beklentileri olan hisseler toparladı. Hani diyeceğim şu ki temkinli pozitif trendi takibe devam. Burada artık 7290 seviyesi bizim için kritik bir seviye. Buranın altına yoklama çekmeleri ve altında günlük kapanış almamız durumunda aşağıda işte sıralı gap'lere doğru hedefler gelmeye devam eder. Ama şu anda en azından günlük indikatörlerde işte 4 saatliklerde, saatliklerde yani küçük periyotlara indiğimizde ki zaten trend dönüşleri de ilk önce küçük periyotlarda başlar. Yani bu 1 dakikalıktan başlar. 15 dakikalığa, işte yarım saatliğe, 1 saatliğe, 2 saatliğe, 4 saatliğe buralarda trend dönüş emareleri var. Ama bunlar kaça kadar devam edecek? Yani mesela 4 saatlik döndü, toparladı, sonradan bir daha aşağı yaparsa tabii ki teknik anlamda burada aşağı seviyeleri kollama gerekebilir. O yüzden bu bölge kısa pozisyon, yani short pozisyonlar için de tehlikeli bir bölge. Çünkü artık buradaki hareketler yani artık 9200 seviyelerinde ya da işte bu vade için konuşan 9500 seviyelerinde bir endeksten konuşmuyoruz. BioBotus tarafında. Artık işte 8200'lere gelmiş bir endeksten konuşuyoruz. O yüzden buradaki hareketlerin çok sert olmasını beklerim ve sert bir bar beklerim dememindeki espri tamamen buydu. Temkinli pozitif diye bahsettiğiniz oldukça açıklayıcı oldu. Bunun içinde tabii temkinli pozitif bildirimleri hem sizin Twitter hesabınızdan takip edebilirler hem de şu anda sadece borsaya abone değilsiniz onu kontrol edin lütfen. Abone olarak Kürşat'ın diğer değerlendirmelerinden de haberdar olabilirsiniz. Kürşat Bey zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. İyi akşamlar diyorum herkese. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.